Galatasaray taraftarlarının çok sorusu var. Diyor ki Aldun abi öyle diyorsun acaba uçaklar inecek mi? <laughs> ha evet. Şimdi bu arada bir arkadaşımız da yazmış. Diyor ki Cüneyt suçu kendinde arasın. Cüneyt e, işte eyyam e yaptı e, liglerde diyor. Tamam yani eyyam yaptı diyorsun da Avrupa çağırıyor. Dört tane maç vermiş. Sen geri göndermişsin. Niye geri gönderdin? Yani Tamam bizim ülkemizde genelde söylenen bir şey var. Neyse senin söylediğine e, gelelim. Şimdi ben listeye baktığımda gerçekten... Galatasaray uçaklar gal inecek mi? Uçaklar su? inecek mi? Şimdi çilekler diyorlar. Çilekler Ünal Aysal'a aitti biliyorsun. Yani uçaklar e, şöyle. Ben baktım e, yani biliyorsun 23 Mayıs 2015 ile Ağustos 2016 arasında görev yapmış. O süreç içerisinde bir tane lig şampiyonluğu var. İki tane Türkiye Kupası, iki tane Süper Kupa var Galatasaray'da başkanın olduğu süreçte. Ve aldığı oyunculardan bir de Galatasaray kar etmiş. Yani hem oynatmış hem de kar etmiş. Kar önce Endiaye iyi almış. Kar etti. Mariano'yu almış. Ki ha. hala bilmiyorum Ceyhun da aynı kanaatte mi? Hala Galatasaray Mariano düzeyinde bir sabek Sabit. daha bulamadı. Yani gelmedi öyle bir şey. Arıyorlar arıyorlar. Saşa Boye oluyor olmuyor işte. Amerikalı geliyor olmuyor. Yani olmadı yani. Hala Mariano'yu almış. Maikon'u almış. Gönderdin kar ettin. Hani ilk zamanları da gayet iyiydi. Sonra biraz sıkıntı. Belhanda'yı almış. Belhanda'yla şampiyonluklar yaşadın sonrasında. Gomis'i almış. Gomis'i düşün ikinci kez tekrar çağırdın yani. O, o orada bıraktığı izden dolayı. Bir kere zaten Fernando gibi bir orta saha oyuncusu almış ki Fernando biliyorsun yani Fernando şu anda Galatasaray'da olsa Galatasaray 10 puan yukarıda olurdu. En az. Fernando Reyes. Evet. Yani İspanya'ya gitti biliyorsun. Fegoli, Dinayer. Yani isimlere baktığımız zaman tabii ki arada işte Carasso gibi falan isimler de var bir iki tane ama netice itibariyle şuraya bakıyorum. Tam isabet tutturmuş mu? Tabii isabet. Hatta o dönemde işte onun için Cenk Ergün'den de bahsediliyor. Cenk Ergün'ün bu transferlerde önemli rol oynadığından bahsedildiği için Cenk Ergün ismi de konuşuluyor. Yani şunu düşünüyorlar. Eğer başkan Dursun Özbek olursa artık biz bu yarışın içerisinde dört büyükler olarak biz de gireceğiz. Yani oyuncu satalım ee işte az önce Emre'nin söylediği gibi Marka'yı satalım işte Nelson'u Kerem. satalım Kerem'i satalım da bir cebimize para gelsin onunla transfer yapalım politikası yerine biz orta sahaya üç tane oyuncu alalım ve işte o Kerem Taylan şey Kerem diyorum Berkan Taylan Çıkıldağ'dan ikisini değiştirip daha farklı, daha güçlü bir orta saha oluşturalım. Zaten Galatasaray'a gelecek oyuncular var. Yani oturduğu yerden Galatasaray transfer yapacak zaten. Şey işte. Oturduğu yerden. Okan geliyor. Yunus geliyor. Yunus geliyor. Akbaba geliyor. Emre Akbaba geliyor. Yani zaten oturduğu yerden transferleri var. Onu ee, ona da bakmak lazım. Dolayısıyla e, yani Ama şöyle... iyi bir santrafor. Şimdi Mustafa Muhammed ne olur? Ne Tabii onları Vallahi daha iyi bilir. Gündemde şöyle söyleyeyim. Eğer oradan sonra da Ceyhun'a bırakayım sözü. Ben Galatasaray teknik direktörü olsam, olsaydım şu ana kadar Mustafa Muhammed Avrupa'da isminden en çok söz ettiren oyuncu olurdu. Hala Gomis'le oynuyorsun ya. Olur mu artık ya? Artık yani senin kuvvetli, mobil, nokta hedef santrofor olabilecek bir oyuncun var. Ve sen hala onu oynatmak yerine Gomis'i oynatıyorsun. Ben Gomis'e karşı değilim. Olur yani çıkar oynar. Ya önce başlarsın Mustafa Muhammed'le ki senin bir de vitrinin bir sıkıntı var ama Muhammed'le ilgili ne ya sıkıntısını abi. bilemem yani ben. Ben bilmiyorum Ceyhun'a bırakacağım dedim sözü. Ceyhun ne düşünür? Benim bir şu anda Gomis, Halil, Mustafa Muhammed birinci santroforun kim dersen sabaha kadar Mustafa tamam. Muhammed. Benim düşüncem bu. Sen de aynı şeyi herhalde. Değil, düşünmüyordu senin. Niye aynı şeyi düşünsün? Yok, ya ayrı. E, haftalar önce ben bunları bu tarz şeyleri zaten söyledim. O yüzden torrent ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Zaten bırakabileceğim. Ben gidecek. de sormuyorum zaten. Yani zaten bırakıp gidecek. E, şu an ne derler, son anlarını yaşıyor. O yüzden ne eleştirmek istiyorum, ne de e, herhangi bir söz söylemek istiyorum. Çok gereksiz buluyorum şu an yani. Yeni başkan seçilsin, Galatasaray'ın. E, teknik adamı kim olacak bir karar verirsin. Ondan sonra zaten çok daha detaylı şeyleri rahat rahat Okan konuşuruz. Okan Buruk adı konuşuluyor Ceyhun. Bir siz şey... i̇şte. Okan Buruk söylemeden önce şunu söyleyeyim ee, ki hani Ceyhun'a ya Adana Demirspor maçı Gomis 11 başlıyor. Mustafa Muhammed 87'de oyuna giriyor. 87'de. Biri 36 yaşında, birisi de senin Gelecek beklediğin oyuncu. Onu söylüyorum. Şimdi Okan Buruk'u konuşabiliriz. Yeterli diyorsun zaten. Yani bu kadar söyleyeyim. Yani. Okan Hoca olur bence Galatasaray'a. Neden olmasın? Yani daha e, önceki programlarda da söyledim. Nuri Şahin'in adı geçerken. Nuri de severim. E, i̇yi de iş yapıyor şu an Antalya Spor'da. Ama Galatasaray için Nuri Şahin ismi biraz şeydir. Erkendir. Erkendir. Okan Buruk niye olmasın? Okan Buruk Türkiye Kupası kazandı. Şampiyon Ay, Camianın oluyor. şeyini de biliyor. Evet. Akışını biliyor. Dinamiklerini biliyor. Her kademesinde yer almış orada. Neden olmasın? Yani. Ama bana sanki yine Dursun Özbek başkan olursa Fatih Hoca sesleri çıkacak gibi geliyor. Ee, yani ben çünkü Fatih Hocamın da Fatih Hocanın da açıklamaları yani Türkiye'de Hı. Galatasaray'dan başka bir yerde çalışmam, çalışmam diye açıklaması var yakın zamanda söyledi yanlış hatırlamıyorsam, sanki Dursun Özbek başkan olursa yine bir Fatih Terim sesleri çıkacak gibi Galatasaray'da. Şimdi ben biraz istihbarat yaptım ona göre konuşuyorum Tabii ki bu biliyorsun e, Hani bir söz vardır ya e, 24 saat çok uzun bir süredir seçimlerde konuşulur evet. şeyler de konuşulur 24 saat çok uzun bir süre biraz istihbarat yaptım o istihbarata göre konuşuyorum Fatih Terim şu anda Hani dursun Özbek ve lis, yani listesindekilerin yönetiminde e, Fatih Terim ismi e, gündemde değil. Ama Okan Buruk konusu var. Yani Okan Bir Buruk var. Fatih Hoca da çok, hakikaten çok mental yorgunluğu yok mu e, Aldın abi? Tabi e, tabii şimdi çok din, din, dinleniyor hocadan. şimdi tabii yani onu söyleyebiliriz. Dinleniyor şu anda hocam. Ama şunu söyleyeyim Okan Buruk'la ilgili bundan biraz geri saralım zamanı. Başakşehir ee, şampiyon olduğu güne gidelim Başakşehir'in. Şampiyon olduğu güne. Şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi oynamaya başladı. Sokakta 10 Galatasaraylı görsem 9 tanesi bilmiyorum Ceyhun sen de aynı şeyi rastladın mı? 9 tanesi Fatih Terim'den sonraki bizim hocamız Okan Buruk diyordu. Evet Galatasaray taraftarı istiyor. O öyle söylüyordu. İstiyor. 10 kişiden dokuzu böyle söylüyordu. Bir de zaten eee kariyer olarak baktığında nereye gideceksin yani ne ne kadar şampiyonluk mu var kupa mı var şampiyonlar ligi de, deneyimi mi var oyunculuk kariyeri mi dersen var Galatasaray deneyimi mi dersen iki defa sana ya, çok güzel bir soru geldi bak Ceyhun'a da belki o da cevaplar. Haldun abi iyi güzel diyor. Muhammed'le devam ederim diyor ama bir Serdar Dursun gibi olamadı diyor. E, Kendisini hiç ki. göstermedi diyor. E, olamaz ki Böyle Abi şans da verildi i̇şte diyor. İşte burada Ceyhun tamam, çok şans da verildi diyor. Üst hayır, üst düzey top oynayan bir oyuncu. Bak santrafor konusunda o o, o da söylesin ben de söyleyeyim. Bak santrafor Serdar Dursun nasıl verimli oldu? İsmail Kartal önce Serdar Dursun'u yazıyor oraya. Önce onu yazıyor ilk 11'e. Ee, niye Victor Pereira Victor Pereira döneminde o kadar başarılı değildi? Peki bir Valencia oynuyor, bir Serdar Dursun oynuyor, o çıkıyor. Mergin Berişa e oynuyor. Hatırlayalım. Fatih Hoca Hayır. gibi bir teknik adam görev vermedi demek ki bir sebebi var. Ya, ama o zaman sakatlık zaman... falan var. Hayır, Vardı şey, ama yok. Şeye gideceyon. Afrika, Afrika Kupası'na, Kupasına gitti. gitti, oradan sakat geldi. Yani Haldun abiye katılıyorum ben. Mustafa Muhammed'in çok daha fazla süre alması lazım. Sabredilmesi lazım. Kesinlikle. Ya bir kere santriforlar, potansiyeli değil mi? olan evet. bir oyuncu var. Bazı oyuncuları, Aykut, e, sabırlı olacaksın. Hani bir maç olmadı, iki maç olmadı, bir sabredeceksin. Çünkü sonrasında sana çok daha fazla maç kazandıracak. Yani iki maçla üç maçla kıyaslayamazsın bazı oyuncuları. Üstünde durman lazım. Ben Halil için de aynı şeyi düşünüyorum. Dervişoğlu, evet. Halle de daha fazla süre vermesi lazım. Hatta bir maç çok iyi oynarken oyundan çıkacak. Adam olmamasına rağmen onu oyundan çıkarttı. Ertesi hafta yine oynatmadı mesela. Yani torrentle ilgili konuşmayacağım diyorum ya o yüzden konuşmak yok, fazla yok, ise...